dışları nur, hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Sait Nur üç devir yaşamış bir ihtiyar, gün görmüş bir bahtiyar. Üç devir, meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cumhuriyet. Bu üç devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış, yalnız bir adam var. O ayakta, Kârk yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı Ağrı Dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka. İşte Sait Nur, divan-ı harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Sait Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerini, müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir olma hayata hakir gördüğü için değil mi? Sait Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir sohta diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medresi Yusufiye oldu. Sait Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim, selim, müminler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir? Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse, etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onun mümin kardeşlerinden bir an bile ayırmadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesafetler, din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri ruh aleminin umbanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesleri çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susuyanlar, onun yoluna, onun nuruna koştular. Ustadın nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile dolaştı. Genç, ihtiyar, cahil münevver, 8'inden 80'ine kadar herkes ondan bir şey aldı. Onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir makine, bir matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce defa yazıldı, tekfir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, İç alemlerin ışığı sönmüş, harabeye dönmüş olan körler bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı dillerinden hiç eksik etmedikleri, inkılaba layıkla aykırı hareket ediyor diye tekrar tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu. Zindanlar dershane. Onun nuru, Kur'an'ın nuru, Allah'ın nuru vatan sınırlarında açtı, bütün alemi İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün, vatanını seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet vardır. Sait Nur ve talebeleri,
Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırdısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı,